Merhaba, Tavşan Yahnisi yapımına başlıyoruz. Daha önce difrize koyduğumuz av tavşanımızı çıkarttık. Şimdi çözülmesi için bekliyoruz. Bu av tavşanı olduğu için sürekli suyla bunu yıkamamız gerekiyor. Kanlı suyu gidene kadar yıkama işlemine devam edeceğiz. Küçük parçalara ayırıyoruz. Bu boylarda parçaladık. Tekrar tekrar yıkayarak suyunu akıtacağız. Etimizi güzelce yıkadık. Şimdi düdük tenceremizin içine alıyoruz. Etlerin üstüne geçecek kadar su koyup ocağımıza alıyoruz. Bir taşım kaynatıp kanlı suyunu dökeceğiz. Kanlı suyunu döktük. İçine tekrar su koyduk. Tekrar kaynatacağız. Suyunu süzmek için döküyoruz. İstediğimiz gibi oldu. Kanlı suyu geçti. Şimdi içine su dolduruyoruz. Etlerin yarısını geçecek şekilde suyunu koyduk. Düdük tenceremizin ağzını kapatıp ocağa alıyoruz. Yahnimizin iç malzemesi için 7 adet orta boy soğanımızı soyduk. 6 diş sarımsağımızı soyduk ve 3 adet biberimizi hazırladık. Başlıyoruz. Soğanlarımızı bu irilikte doğradık. Şimdi içine 2 yemek kaşığı tereyağımızı koyduk. 3 yemek kaşığı da zeytinyağımızı içine ilave ediyoruz. Ocağa alıyoruz ve kavuracağız. 1 yemek kaşığı salçamızı içine ilave ediyoruz. Sarımsakları ve biberleri de içine ilave ediyoruz. Sarımsaklarını iri iri koyduk. O yüzden sadece ortadan ikiye böldük. Bu şekilde kavuracağız. Yazdan derin dondurucuya koyduğumuz domatesleri içine ilave ettik. Düdük güzel etlerimizi çıkarttık. Şimdi içine ilave ediyoruz. Etleri koyduk. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Hepsini beraber kavuracağız. Böyle karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. İçine 1 çay kaşığı tane karabiberi ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı sirkeyi de ilave ediyoruz. Etin içinde kalan suyu bu şekilde bir süzgeç yardımıyla süzerek ilave ediyoruz. Tam üstünü geçmeyecek şekilde suyunu ilave ettik. 1 kesme şeker ilave ediyoruz ve 1 çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıp pişmeye bırakıyoruz. Tavşan yahnimiz oldu. Şimdi servis için tabağımıza alıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.